Günaydın, günaydın, günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi uyudunuz mu? Güzel uyudunuz mu? Zinde uyandınız mı? Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Zil butonumu aktif ederseniz de bir sonraki videolardan, bir sonraki canlılardan, bir sonraki kısa videolardan, bir sonraki gönderilerden, her şeyden haberdar olabilirsiniz. Ne yapıyorum bugün? Ne yapıyorum? Bugün çok özel bir gün. Bugün çok güzel bir gün. Bugün özel bir gün. Eldivenleri takıp hemen bir şeyler başlamam gerekiyor. Eldivenleri takalım. Eldivenleri taktıktan sonra... Evet, bugün güzel bir gün. Bugün özel bir gün. Değişen gibi. Bunu önüme alacağım. Anne leğeni yok bugün. İki paket bisküvi alıyorum hemen. İki paket bisküvi de hemen mincama koyacağım. Size güzel bir şey yapacağım bugün. Değişik. Ama çok hızlı, çok pratik ama değişik. Belki de seversiniz. Evet, bugün güzel bir gün olduğu için, bugün özel bir gün olduğu için onun için yapıyorum yani. Siz de deneyin bunları. Tariflerim pratik oluyor, güzel oluyor benim. Çünkü bir de evde bulabileceğiniz malzemelerle, hani böyle değişik değişik malzemeler vermiyorum size. Evde olan malzemelerle yapabileceğiniz kolay şeyler oluyor devamlı. İki bisküvi hemen ninjada tırrrr geçirip un haline getirip geliyorum. Un haline gelmesi gerekiyor yani. İyice geçirmem gerekiyor. Önce bir tanesi. Hemen atalım. Yaptım. Hızlı yaptım. Çok hızlı yaptım. Çok hızlı çalışıyorum. Ne yaptım? Şimdi tekrar hemen öbürünü de atalım. Ya İstanbul çaya batırıp yiyorduk değil mi? Nasıl lezzetli oluyordu, nasıl güzel oluyordu. Eskiden hep lezzetliydi zaten de. Şimdi çokluktan mı acaba, hani eskinin tadı olmuyor, sizde böyle oluyor mu? Bu arada nerelerdensiniz? Nerelerden izliyorsunuz bizi? Geçirdik mi? Geçirdik. Yıkanmaya. Şimdi. Bu daha çok... Ya bunu kullanmasanız da olur aslında. Süt de koyabiliyorsunuz. Ben bundan koyacağım. Biraz da süt koyacağım. Ya yani sizin oradan süt de koyabilirsiniz. Eğer ki sizin oralarda bundan yoksa. Constant milk diyorlar. Koyulaştırılmış süt. Normalde siz de böyle yaparsanız, ben bir pakete 4 tane muz kullanıyorum mesela. 4 tane muz, olgunlaşmış muzla yoğuruyorum o bisküvitü. Güzel top halinde geliyor, oluyor. Mis gibi de oluyor yani. Bununla yaparsanız da güzel oluyor. Fark etmiyor. O top halinde yaptığınız zaman, hani muz kullandığınız zaman şey de kullanabilirsiniz. Çikolata. Ben şimdi biraz da çikolata koyacağım zaten. Nutella. Normalde bir pakete bir tane, bir kaşık koyuluyor. Şimdi o sütte de biraz çay olduğu için tat. Ben şöyle iki kaşık koyayım şimdilik. Bakacağız. Yoğunluğuna göre o bir tane daha bisküvitim var. Kıvamına göre onu ayarlayacağım. Hızlı hareket ediyor. Bugün çok güzel bir gün, o yüzden hızlı hareket etmem gerekiyor. Hızlı hızlı. Şunlara koyarız. Şuna koyalım. Ama nerede şey yapalım? Ha. Buna da bir şey dökelim. Kokonat. Kokonatım sertleşmiş gibi.
Bu cam kavanozlar hava almıyor. Niye bu sertleşmiş gibi olmuş? Allah Allah. Hemen tüketelim bunu. Hindistan cevizi yani. Kapağı nereye attın? Şimdi kıvamına göre biraz da süt getireyim. Sütü getirirken olgunlaşmış muz da buldum. Bir tane de olgunlaşmış muz. Güzel şey veriyor, koku veriyor da. Güzel oluyor ya. Yoğurmaya başlayacağım yavaş yavaş. Şöyle göstereyim şeyi. Alayım sizi buraya. Bisküvitten yapılan en güzel şey bence bu. Hani löp löp yeniyor bir de yani tek atımlık. Eğer çok şey olursa, yumuşak olursa bisküvi kırıntısı ekleyeceğiz. Olmadı biraz da şey, kokonat ekleyebilirsiniz hani bisküvi kırıntısı yerine. Evet, ben o bisküvi de hemen parçalayayım, geleyim biraz daha ekleyeceğim. Biraz daha bisküvi döktüm. Az bir şey daha dökebilirim. Kıvam bu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim ben size. Kıvam böyle. Ya bu un helvası gibi ama biraz daha şey. Çok güzel görünüyor. Tadı da çok güzel. Emin olun buna. Şimdi ne yapacağız? Yuvarlamaya geçeceğiz. Hadi bakalım. Geldim. Şimdi yuvarlarken de ne yapıyorum? Böyle ceviz büyüklüğünde alıyorum. Yaptım böyle içine atıyorum burada. Bu şekilde. Hindistan cevizini buluyorum. İsterseniz kakaoya da bulabilirsiniz. İsterseniz Nesquik'e de bulabilirsiniz. Hani böyle toplar oluyor. Onları da böyle bir şekilde diziyorum. Şuraya koyayım daha net görün. Böyle daha iyi oldu herhalde. Ha? Aynen böyle daha bir iyi oldu. Hadi yapalım. De yapabilirsiniz böyle benim yaptığım gibi. Kolay oluyor. Yani biraz daha küçük küçük yaparsanız hatta 3-3 de yapabilirsiniz. Çocuklar bayılıyor buna. Çok seviyorlar. İsterseniz içine ceviz koyabilirsiniz. Fındık, fıstık yani ne istiyorsanız. Nasıl seviyorsanız. Bu et damak tadına göre değişik değişik yapılıyor. Evde bisküvitiniz varsa bir paket bisküvite bir ya da iki kaşık Nutella, az bir şey süt, muz, hani kıvamını kendiniz ayarlayın yani zaten ele yapışmayacak dereceye gelene kadar ya bisküvit ya süt ekleye. O kıvamı zaten buluyorsunuz emin olun bana. Ben nasıl buldum? Süt eklemeden buldum ama ben. Yoğunlaştırmış sütüm vardı ya o yüzden süt eklemeden buldum. Güzel bir gün de onun için yapıyorum. Eşim bunu çok sever. Nasıl aradı ya? Eşim bunu çok sever dedim. Yemin ediyorum aradı ya. Ha? Tam da video çekiyordum. Eşim bunu çok sever dedim. Senin telefon çaldı. Ne yapıyorsun? İyidir. Nasıl başladı? Bir gün fırtına mı? Tamam. Dayı geç dayı. Şey. Ne? Dedim Betül aradı, Betül değil, Ali aradıydı da. Hı hı. İyi abla, abi akşam aferin oğlum hemen gelin mi diye dedim. Abi ben de telefonla iyi aradım. Hatta Betül yanındaysan ablanı arasan sorsan dedim. Şimdi ben onu arayacağım, geri arayacağım falan dedim. İşimiz var benim dedim. Tamam o zaman bir şey değil. Bir şeyimiz yok akşam herhalde ya. Bir şeyimiz yok. Ararsa sen bir şey yaparsın. Tamam. Öyle, şu an bir şey yazar mı? Ben işte şey, snowball gibi şey yapıyorum ya. Bisküvitle toplamak bir şeyler yapıyorum, video çekiyorum. Tamam, alright. Daha da öyle geç, onu ekmeyecekler işte. Hı-hı. Olmazsa ben okula dönerken onların yanında inerim. Tamam. Allah'a da öyle beni geri ver.
kapatalım. Tamam hadi bay. Tamamdır. Her şey tıkırında gidiyor. Bekleyin, bekleyin. Betül. Tamamdır, her şey tıkırında. Değişik. Akşama bir şey var, akşama. Bekleyin azıcık. Güzel bir şey. Hemen yapayım şunları hızlıca. Hemen hızlıca yapayım. Çocuklar gelmeden yemekleri de hemen hazırlayayım. Koşturmayla geçiyor bizim bütün günlerimiz böyle ya. Hep bir koşturma, hep bir telaş böyle. Ama işte canlı yayınlar falan istiyorsan sabahları kalkıyorum, canlı yayın da yapıyorum sizlerce. Fazla erken açamıyorum, erken uyanmıyorum. O yüzden uyanınca da birkaç işim oluyor falan filan. Ama inşallah daha da erkene alacağım. Böyle bir oturtayım düzeni. Öyle. Açacağım yani. Sonra bir konuşma yapacağım ama bugünkü vlogumda değil. Daha sonra, evet, daha sonra bir konuşma yapacağım. Bilmiyorum ya. İnsanlar değişik. Yemin ediyorum insanlar çok değişik. Nankör mü diyeceksin? Bencil mi diyeceksin? İşte neyse, bu vlogda konuşmayacağım. Bu vlogum güzel geçsin istiyorum. Bütün vloglarım güzel geçiyor benim ama bu vlogum daha böyle güzel geçmesini istiyorum. Gitgide büyüttüm mü? Ne yaptım? Hani hızlı olsun diye. Hızlı mı olsun diye büyüttüm? Ne yaptım? Yok, küçültmüşüm hatta gitgide. Yani ilkleri daha büyükmüş. Tamam, sorun yok. Sakin olun. Sorun yok. Ben her şeyi böyle çok hızlı hızlı yaptığım için her yeri batıra batıra yapıyorum aslında, biliyor musunuz? Hani bende öyle şey yok. Aman şuraya bakmasın, aman buna bakmasın. Nasıl ben temizliyorum? Ha? Yani. Hani ev kokmasın, balık kızartmayayım. Aman şu olmasın, şunu yapmayayım. Ben alakası yok, her şeyi yaparım. Sıçradı, misafir geliyor. Aç biri gelir derler ya, sıçradı. Daha yeni telefonumu açmadım ben ya, bu kadar uyuşuyorum. Açacağım inşallah ama, açacağım. O gün de gelecek. Eş anonsu var ya, bu bolları böyle yapabilmek için ne yapar biliyor musunuz? Tek tek onları tartar. Ay, aynı ölçüde olsun, aynı boyda olsun diye onları tek tek tartar, öyle böyle böyle yapar. Ya bir de böyle tam yuvarlak olması için iyice uğraşır. Kızım diyorum, yiyince zaten midede bozulacak. O kadar uğraşmaya gerek yok. Hızlı. Vallahi Eşan öyle yapıyor. Biz böyle kontrol el şeyi ayarı. Benim kuzum da öyle uğraşır. Evet. Doldurduk mu? Doldurduk. Oldu mu? Oldu. Tamamdır. Gitti. Oldu. Güzel oldu değil mi? Bence şık oldu. Bence güzel oldu. Hadi devam edeyim ben. Durmak yok. Durmak yok. Birkaç bir şey daha yapacağım. Çocuklar okuldan gelmeden önce bir de yemeklerini hazırlayayım. Ondan sonra yavaş yavaş hazırlıklara devam edeyim. Bugün güzel bir şey var. Bugün güzel bir şey var. Biraz önce Olcan bana mesaj yazıyor. Anne akşama işte ne yapıyoruz, tam işte organize ettin mi falan filan. Ben dedim ki çaktırma oğlum, o iş bende. Ayarladım, her şeyi ayarlıyorum. Ondan sonra Olcan bana tekrar ne yazıyor biliyor musun? Neyi çaktırmayacağım? Aferin dedim, anasının oğlu ya. Ben yemeğini de hazırlamaya başladım. Evet, çocukları bekliyorum şu an. Olcan alacak ve gelecek yavrularımı. Ondan sonra güzel yemeklerini yesinler. Ondan sonra akşam için hazırlıklara devam. Hazırlıklara devam. Çok güzel bir şey var akşama. Güzel bir şey var akşama.
Yoruldum ben biraz. Bir şey yapmadan da yoruldum. Heyecanlıyım herhalde ondandır. Herhalde ondandır. Şuralarda bir temizleyeyim. Döktüm saçtım ya. Oraları da bir toplayayım, temizleyeyim hemen. Çok çirkin oldu Ozi. Bak, bak, bak. Bak, bir de kuduruyor ya. Tarçın, gel oğlum. Şşt, yanıma. Yanıma. Uzağa gitme, gel buraya. Buraya gel. Arkadaşlar aradı da deniz kenarında. Buluşalım, kamiye, gezelim. Kamiye, kamiye. Gidiyoruz oğlum. Koş, koş, koş. Kime diyorum ben? Tarçın. Gel buraya. Kime diyorum ben? Bak. Kime diyorum ben? Kime diyorum? Kamiye. Koş. Koş, 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 koş. Gidiyoruz. Kamiye, kamiye. Gel oğlum. Gel oğlum. Jump yap. Tarçın, jump. Jump. Heh. Aferin oğluma. Bak ya. Good boy. Evet, ilk önce evden ben çıkarak ne yaptım? Arabaya bindim. İlk önce ben çıktım evden ve bindim. Ve gidiyorum. Gidiyoruz. Oh. Gidiyoruz Zeyncat'ta doğru. Allah Allah. Yapmaz böyle şeyler. Oğlum sen böyle şakalar yapmazdın. Ne oldu lan? Gidiyoruz dedim. Bak. Görüyor musun? Neden yaşıyoruz cafcaflı binalar? Eşiyor. Bugünkü saç modelin çok güzel eşiyor. Ben yaptım. Eşe baban mı yaptı saç modelini? Hı? Ne kızım, baban mı yaptı saç modelini? Evet diyor ya. Kızım benim. Bu niye böyle yaptı? Bu niye böyle yaptın? Sen niye böyle yaptın onu? Hı? Nasıl bir güneş geliyor? Akşam güneşi, problem yok. Geçecek şimdi. Geçti gibi. Değil mi bak? Bak. Güneş mi güzellik mi? Güzellik geçici zaten yani. Güneş kalıcı. Kalıcı olan güneş diyorsun. Aynen. Tripodum gene yamuldu. Gene de çekiyor bak, güneş geldi. Deniz kenarına doğru gidiyoruz. Ama atlayacağız yani. Nereye atlayacağız? Denize mi? Deniz atlanır mı? Nereye atlayacağız o zaman? Level mi atlayacağız? Ne atlıyoruz? Atlanacak level mi olmuş anlaşılır. Değil mi? Nereye atlayacağız oğlum? Kaldırımdan aşağıya. Bak. Kaldırım bulursak evet aşağı atlayacağız. Tamam. Tabii. Duydunuz zilin sesini. Yarışma başladı. Geldik deniz kenarına. Arkadaş ne var anlamıyorum şu deniz kenarına, deniz kenarına. Ne anlıyorsunuz ki deniz kenarına? Ya hep sen söylemez misin deniz kenarına gidelim diye? Hı? Değil mi? Hep sen söylüyorsun. Tamam bir daha yapmayacağım. Ulan, tamam vazgeçtim. Vazgeçtim tamam. Dayı! Bana vuruyor. Allah'ım. Saklan olsan, saklan. Tarçın saklan. Ay. Bir şey değil, bir gün polis beni alıp götürecek. Siliseden papaz çıkıyor, gider söylerim. Harbi diyorum, gider söylerim baka. Şimdi polis haber verecekler, beni alıp götürecek polis bir gün. Kocasına şiddet uyguladı diye. Ha? Burada erkek sığınma evleri var mı? Türkiye'de erkek sığınma evi varmış. O gün öyle söylüyorlar. Dedim burada var mı yok mu bilmiyorum. Kadın sığınmaları biliyorum da erkek sığınma bilmiyorum. Sizin gibi. Boys, niye haber vermediniz ya? Gelirdik biz de. Değil mi? Erkek kadın sığınma. Erkek sığınma evi mi? Ha, Türkiye'de. Tabii canım, Colin Street'in köşesinde 112'ye 6 numara. Hadi canım sen de. Ben hiç duymadım burada var diye. Ha, bak burada da varlar. Burada başka bölüm var. Grupta burada. Aley. Oo. Hepsi aynı şey giymiş, yelek giymiş. Vallahi gördün mü? Şeyler
grup oluyor. Hop, dayıcım, onlar kendilerini özel yaptırıyorlardır değil mi? Tabii. Hemen şuraya durabilir miyiz? Durabiliriz. Tarçın. Nerede bakayım sen bunu? Sen çekmeyi bilmiyorsun. Ver ben çekeyim ben. Gelmedi kimse. Tek geldi. Vazgeçtim. Al telefonu. İstemiyorum. Al. İstemiyorum. Yok mu? Gelmediler tek, mi? Tek motor gitti. Valla. Onlar kalkmayacak demek ki. Oğlum. Tasman nerede? Tasman nerede? Yazık, orada evsiz var dedi. Eşen çıktı şuraya, buradan indi. Yapma, uyuyorsa yapma, uyanmasın. Nerede evsizmiş hani? Yazık ya bak. Değil mi? Bir şey alınca bir yanına koyayım. Yiyecek bir şey alınca bir yanına koyayım. Sonra koyarız. Şey. Bak nasıl debeleniyor yerde. Bak ya. Ablası bugün Eyşen giydirdi tarçını. Eyşen giydirince daha güzel giydiriyor değil mi Eyşen? Bak bak. Nasıl gülüyor. Bak. Ben kızacağım diye bir şey ses çıkaramıyor. Bak şimdi. Kız oğlum onlara. Tarçın. Tarçın. Kız oğlum. Tamam Tarçın. Şş. Tamam bitti. 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 Değil mi? Bir sıra attım. Bir gelin de. Hadi gelin yiyin. Normalde o bizde bile paylaşmaz da balıklara paylaşıyor. Görüyor musun? Biz aç aç gezelim. O da balıklara atsın. Allah. Gelmediler ama biraz sonra yerler. Bir arabada paketle koyayım arabaya. Bunu paylaşmam. Ne kadar yediğimi bilemiyorum çünkü biz paylaşırsan. Şimdi ağzımızla isteyip neremizle yiyeceğiz? Yani ikram etmek gerekiyor yani. Paketi açacaksın, he, yiyeceksin. Arabada bir sürü var. Oo, bunu eğer ki ikram edersen ne kadar yediğimi bilemiyorum. İkram ettim onları. Ama onlar beni hiç görmüyorlar o yüzden. Şimdi onlar balık şimdi kalkıp suyun içinden çıkıp gidip arabadan paket mi açsın? Değil mi? Doğru. Bir düşünsene. Neyi? Diyor ki ben bunlara ne yaptın o zaman diyor. İkram ettim diyorum. Diyor hadi bize de ikram edeceksin o zaman. Ben dedim ne yapsın balık çıkıp da gidip arabadan paket mi açsın? Doğru söylüyor. Sen açabiliyor musun? Açabiliyor musun? Çok güzel değil mi? Çok sakin böyle. Buradan su çıkıyor diyor. Buradan su mu çıkıyor? Deniz mi ıslanıyor? Hayır, buradan bir şey geliyor yani. Orada kanaldan su geliyor. Kanal var. Kanalizasyon değildir değil mi? Yok canım. Koku geldi ben öyle düşününce uzak. Burası Haliç mi? Haliç'in şey eski hali mi? Şey olarak psikolojik man bir koku geldi. Bilmiyorum. Şu parka yakın yere oturalım bari. Olur. Çocuklar parkta oynasın. O da olur. Azıcık da ben sallanırım. O da olur. Niye oğlum? Saçını bir sarla oğlum. Ozi. Üşüyor muyuz gençler? Gençler üşüyor muyuz? Nerede yakacaksın? Çete buluştu aynen. Nerede yakacağız ki ateşi? Odun getirdiniz mi? Ya biz Türk'üz ya, gider masa sandalyeler falan keser yakarız yani. Değil mi? Hep öyle yapıyorlar ya. Ay ay. Adamı dövecektin ama. Tarçın ne oldu Tarçın? Niye babadan ayrılmıyorsun bugün oğlum? Ha? Bak bak. Bak. Kuki ile buluştular. Kuki nasıl büyümüş değil mi? Büyüttü ya. Paşa büyüttü onu. Ha? Ne oğlum? Ne oğlum? Unutmuyor beni ama. Hiç unutmuyor. Bu incinin yavrularından bir tanesi. Ha?
Bak, bak, bak. Happy birthday to you. Yakmadık, Söner diye. Söner diye yakmadık, evet. Evet. Lan ben de bunu dedim. Elin yanar Ali. Arkadaş kimse dedim hiç hatırlamamış falan dedim ya. Ya ya değil mi? İlk mesaj gelmiş. Bana bugün bir bağırıyor. Benim bugün yaş günümmüş. Bir seviniyor dedim. Hadi canım. Hadi canım. Haberin yok mu diyor. Yok dedim. 314 tane şey gelmiş. Mesaj, e-mail falan gelmiş dedim yani. Sadece 12 tane mi? 14, yok 14, 16 tane şirketlerden gelmiş. Değil mi? Şirketler de haber veriyor değil mi? Kapatacaktım aslında bugün. Hadi iyi ki doğdun Ahmet abi. Hadi happy birthday. Daha nice yıllara inşallah. Hadi bakalım. Yaş 125 oldu bu arada biliyorsunuz değil mi? Nasıl 125 oldu? Ali'cim bilmiyorlar. Ali ne diyor? 125. Değil mi Ali? Bak ya. Biliyorum ben de. Bu kadar. Allah'ım hep birlikte mutlu, huzurlu, böyle tertemiz bir... İşte ben kolay kolay konuşuyoruz artık. Hepimiz ömür nasip etsin hepimize. Amin inşallah. Dünyada yüzü gülmeyen aile, yüzü gülmeyen çocuk kalmasın. İnşallah. Mutluluk, huzur hepimizle birlikte olsun inşallah. Oo, hadi bakalım. Hayırlı yaşların olsun. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Hop. Eşen'cim. Eşen. Eşen, you gonna buy? I'll buy. Gel. Bak ben ısırırım diyor. Tamam ama bu sefer geçirmeyelim. Çok soğuk hava. Kafayı sokmayalım bu sefer Eyşan. Hava soğuk çünkü. Teşekkür ederim. He. Nasıl ama? Sürpriz ya. Pasta ne sipariş ettiydi falan. Bak ya. Ali. Ne diyor oğlum bu? Pastalar vereyim yaptık. Kim yaptı? Değil mi? Ali, Ali mi yaptı? Ali. Sizin yaptı. Hepimiz birlikte düşündük yaptık ama Ali yaptı yani. Eşteki boy. Teşekkürler. Ama ben Ali ben çikolata biliyorsun sevmem ki, yemem ki. Bak hep sevmediklerinden koydurmuş ya, zaten yani. Farkında mısın? Beyaz çikolata yemem. Heh. Aynen. Bak gerek ısırır yok. Yemez. Yemez. Bıraktım bunu biliyorsunuz. Hadi kes Can. Kes Can. Ne yapıyorsun? Işığa bakar mısın ama? Aaa hakikaten ışık yandı ha. Işık yanan tek yer burası. Vallahi ha. Ayarlasan pek gelmez ya. Sen yaş günü kutlayacaksın diye yakmışlar. Allah, aynen. Ya ben bıçağı saklıya saklıya bir hal oldum var ya. Şöyle getirdim. Bir zahmet. Bak ya daha büyüğünü nereye koyup da getireceğim? Sallamana çıkart sen. Ha ha değil mi? Şah. Böyle şeyler yok. Böyle şeyler filmler. Harbiden ya. Işığa bakar mısın ama? Değil mi? Ali, ne diyor bu işe? Bir hikmet var. Aynen. Aynen, aynen. Orada bir yerde daha... Allah'ım sana da uzun ömür versin! Tamam. Bak buradan bağırıyorlar. Şaka yapmıyorum, gerçekten bunlar. Tamam, onların da yaş günü. Nasıl bakıyor gençler de? Gelin, gelin gençler. Yeni çıktık şeyden, hastaneden. Güzel mi? Yeni çıkmadık hastaneden bak. Ha değil mi? Hadi hadi sen deli ben manyak hiç ayrılım ya. Hadi kes. Sen gel ya. Sen ben beceremem. Sen gel kızım gel. Bir tanem benim gel. Nereden kesiyoruz bunun? Sen bu işte de tecrübelisin. Hadi bakalım. Tabaklarımız falan ben getirdiydim. Sabah falan mı getirdiniz? Evet. Oho, siz sen teşkilat yapıyorsunuz. Ben sabahtan hazırladım onları. Dondurma yiyip gitmediniz. Sen siz onun için dondurmacıya gelmediniz demek. Evet. Pasta yiyeceğiz şimdi dondurma yenir mi ondan önce değil mi Betül? Kız kilo aldıracak bu bize. Biz yine de alalım ya Ali'cim dondurma. Alalım. Önce bir pasta yiyelim ondan sonra alırız ya. Pastamızı yani, bir yiyelim de. Aynen öyle. Hadi pastamızı yiyelim. Oh hey şu. Bir de eşkilenme çorbası olsaydı. Eve gelince yaparım istiyorsan. Yanmadın yani. Medyumum ya ben okuyacağım için işkembe çorbası yapmadın yani diyor Betül. Bak ya bak ya. Yaparım tabii ne olacakmış. Hadi bakalım pastalarımızı yiyelim. Ablam çok güzel yapar onu. Aynen. Eşya Sultan yapıyor kız servisleri benim kızım ya. Eşim. İşte burada da var evsizler. Ali ile Oğulcan şimdi evsiz. Yazık evsiz adam var ya orada.
Ona pasta, chips, kuru yemiş, içecek, su falan götürüyorlar. Başucuna bırakıp gelecekler. Burada da yok sanıyorlar ama burada da çok. Burada da çok. Kız benim gölgem bile ne kadar uzun. Bak bak gölgem yeter. Gördün mü Ozi? Bak gölgem yeter oğlum. Ya. Seni... Ozi kaybol. Kaybol. Gölge oyunu. Hello. Eşek. Küçük enişte. Ne yapıyorsun sen? Gideceğiz şimdi. Gideceğiz şimdi. Bak nasıl oturuyor kız hemen. Ağzını yerim akıllı. Akıllım. Ozi ne yapıyorsun oğlum? Nereden buldun oğlum? sen. Bak, bak. Var ya nasıl keyifli ya. Evet yavaş yavaş toplandık ve gidiyoruz. Hocam şu poşete koy oğlum onu. Hadi. Nasıl hissediyorsun kendini? Büyümüş hissediyor musun? Bir yaş daha büyümüş hissettin mi? Hissettim ya. Damarlarıma kadar. Gözüme sokarak pastayı getirdiniz diyorsun yani. Yok estağfurullah. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Bitti mi şimdi? Bitti bu kadar. Bu kadar. Daha ne olsun? Gidiyoruz yani. Evet eve gidiyoruz. Gidemekten çakayamadınız yani. Ben bekliyorum hala şuradan sağa dön sola dön. Yok yok eve gidiyoruz eve gidiyoruz. Şaka yaptım onlara nasıl. Hayırlı yaşlar olsun inşallah. Bugünlük de böyle olsun diyelim. Teşekkür ediyoruz videomuzu izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.